bu 10 Kasım diğer 10 Kasımlardan ayrılıyor diye sabahki programımızda söylemiştik. Katılımıyla da ayrılıyor. Biz Vatan Partisi olarak saat 11'de Tandoğan kapısında buluşacaktık fakat izdihamdan buluşamadık. Yani bugün buraya yoğun bir ilgi var. Hem Ankaralıların yoğun bir ilgisi var hem de çevre illerden ve ülkemizin dört bir yanından buraya yoğun bir ilgi var. Bu ilgiyi çok iyi değerlendirmek lazım. Maalesef çeşitli çevrelerde ve dostlarımızda karamsarlıklar vardı. Geleceğe dair umutsuzluklar vardı. Bu umutsuzlukları, bu karamsarlıkları herkes gönlünden, aklından, bedeninden çıkarsın ve atsın. Sadece ve sadece 10 Kasım 2017 günü Anıtkabir'in etrafını bedeniyle saran insanlara ve gençlere baksın. Gençler burada çok yoğun. O da geleceğe dair bizim için çok önemli bir gelişme. Fethullah eziliyor, PKK eziliyor, Türkiye'deki bütün Amerikancılar eziliyor. Artık Türkiye'de milli hükümetin kurulmuş dönemine girmiş vaziyetteyiz. Yani artık Türkiye'de milliciler, Atatürkçüler yeniden iktidara yürüyecek. Bu sürece doğru giriyoruz. Aslında bu yeni dönemin şartı bu, kuralı bu. Atatürk olmadan, milli hükümet olmadan, milli değerlere sahip çıkılmadan artık Türkiye'de taş üstünde taş koyamazlar. Hiç kimse koyamaz. Bakın işte bugünkü çağrıların ana nedeni budur. Atatürk'e sarılmadan, Atatürk'le birleşmeden artık Türkiye'de hiçbir şey yapamazlar. Bunun farkındalar. İşte yeni dönem dediğimiz bu dönemin aslında ilk fitili bugün 10 Kasım'da Anıtkabir'de atılıyor. Türk milleti Anıtkabir'de atasında birleşti. Türkiye büyük bir savaş veriyor. O büyük savaşlar işte burada birleşen Türk milletiyle birlikte büyük bir zaferle çıkacaktır.